Herkese selamlar. Zamane Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında tam da mevsimi gelmişken bal kabağı ile yapılabilecek iki lezzetli tatlı tarifi paylaşmak istedim. Bunlardan ilki klasik olan tahinli ve cevizli bal kabağı tatlısı. İkincisi de sütlü tatlı sevenlere hitap edeceğini düşündüğüm kupta bisküvili ve muhallebili bal kabağı tatlısı. Tek bir tarif üzerinden ikisini de deneyebilir, tarafınızı seçebilirsiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz veya yeni geldiyseniz abone olup yeni lezzetli tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İki tatlının da kıvamını sizlerle paylaştıktan sonra hadi gelin isterseniz tatlıların tarifini hazırlamaya başlayalım. Öncelikle bu tarif için 1 kilo bal kabağı kullandım. Tabii bu kabukları soyulduktan sonraki ağırlığı. Dilerseniz marketlerden ya da pazarlardan kabuğu soyulmuş halde alabilirsiniz. Ben bu şekilde alıp kendim soymayı tercih ettim. Eğer siz de kendiniz soyacaksanız şöyle küçük bir önerim var. Öncelikle bal kabağınızı küçük parçalara ayırın. Daha sonra kabuklarını soymaya başlayın. Bu şekilde yaptığınızda daha kolay bir şekilde soyacaksınız. Çünkü kocaman bir parçayı soymak sizi oldukça zorlayacaktır. O yüzden öncelikle küçültmeye çalışın. Kabukları soyarken bal kabaklarınızda yeşil kısımların kalmamasına da dikkat etmenizi öneririm. Çünkü pişme derecesi olarak hem daha geç pişecektir kabuklu kalan kısmı, hem de görüntü olarak da piştiğinde o kısım yeşil kalacağı için hoş görünmeyecektir. O yüzden hem bal kabağınızı ziyan etmeden hem de yeşil kısımları üzerinde bırakmadan o ince çizgide bal kabaklarınızı soymaya çalışın derim. Bal kabağımızın tamamını iri küpler halinde doğrayıp tenceremize dizdik. Şimdi şekerini ayarlamaya geldi sıra. Ben 1 kilo bal kabağı için 200 mililitrelik klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı toz şeker ekledim. Damak zevkinize göre şeker miktarını azaltıp arttırabilirsiniz. Bence bu ideal miktardır. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca lezzet vermesi için içerisine kabuk tarçın ya da karanfil de ilave edebilirsiniz. Ben bu tatlıda gerek duymadım. Şekerini ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatıp en az 2 saat boyunca, eğer vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayıp bekletebilirsiniz. Şeker eriyecek ve bal kabaklarını sulandıracaktır. 2 saatin sonunda bal kabaklarımız sulanmış. Su ilave etmeden pişireceğiz. Ocağa alıp öncelikle kaynayana kadar orta ateşte, kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte ara ara çatalla kontrol ederek tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirelim. Benim kabaklarım yaklaşık 45 dakikanın sonunda istediğim kıvama gelip yumuşadılar, lokum gibi piştiler. Kabağınızın cinsine göre bu pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden çatalla ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Daha sonra kapağı kapalı bir şekilde en az 1 saat boyunca dinlendirelim. İlk tatlımız hazır sayılır. Bunları servis edebiliriz. Kabakların yarısını bir tabağa alıp tahin ve cevizle servis edeceğim. Kalanını da püre haline getirip sütlü tatlımda kullanacağım. Püre haline getireceğim kabakları blenderdan geçirmek için derin hazneye alıyorum. Dilerseniz robotun haznesine koyup orada da çekebilirsiniz. Tercih size kalmış. Yumuşak kıvamlı bir püre olabilmesi için içerisine 1 çay bardağı kadar su ilave ettim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderla çektim. Püremi hazırlayacağım muhallebinin üzerine sıkabilmek için bu şekilde bir krem şanti ucu tercih ettim. Siz dilerseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz. Sunum açısından şıklık olacağı için ben bu şekilde tercih ettim. Püremizi sıkma torbasına doldurduktan sonra bir yandan da hızlıca muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebisini hazırlamak için tencerenin içerisine yaklaşık 100 gram kadar, yani 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. Tamamen eridikten sonra içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un ekleyelim. Bu aşamada unumuzu kokusu çıkana kadar sadece birkaç dakika kavuralım. Çok fazla kavurursak muhallebimizin rengini bozabilir. O yüzden çok fazla kavurmamaya dikkat edelim. Unu kavurma işlemi hem muhallebimizin daha ipeksi olmasını sağlıyor hem de lezzetine gerçekten çok güzel bir katkıda bulunuyor. O yüzden bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu arada bugüne kadar yapmış olduğum sütlü tatlı tariflerini bir linkte topladım. Onu açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz oradan diğer sütlü tatlı tariflerime de göz atabilirsiniz. Eğer sütlü tatlı seviyorsanız bence size hitap edecek güzel tarifler var. Unumuz kavrulduktan sonra sütü içerisine yavaş yavaş ilave edelim ve bir yandan da çırpalım. Bu sayede unumuz topak topak kalmayacak, güzel bir kıvam elde etmiş olacağız. İyice karıştırdıktan sonra kalan sütümüzü de tekrar ilave edip çırpalım. Sütün tamamını da ekleyip artık diğer malzemeleri eklemeye geçebiliriz. Sütü ekledikten sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı da toz şeker ilave edelim ve karıştırarak pişirmeye başlayalım. Muhallebinizin dibinin tutmaması için kaynayana kadar sürekli karıştırmanız gerekiyor. Başından ayrılmadan kaynayana kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 3 dakika daha kısık ateşte pişirip ocağın altını kapatabiliriz. İçerisine son olarak da 1 paket vanilin ve 1 paket de krem şanti ilave edelim ve mikser yardımıyla ipeksi bir kıvam alana kadar çırpalım. Muhallebimizi pişirdikten sonra hazırlayacağımız kaselerin içerisine 2'şer yemek kaşığı kadar toz haline getirdiğimiz bisküvilerden ekleyelim ve kaşıkla düzeltelim. Ben bu tarif için 1 paket petibör bisküvi kullandım. Dilerseniz yulaflı bisküvi de tercih edebilirsiniz. O da çok yakışıyor sütlü tatlılara. Bu arada bu tarifimi seslendirirken biraz rahatsızım. O yüzden sesimin kötü çıktığının farkındayım. Umarım anlayışla karşılarsınız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kaselerin üzerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde muhallebiyle dolduralım. Ve son aşamamız olan püreyi üzerine sıkma aşamasına geçebiliriz. Püreyi üzerine sıkarken ilk kasede boşluklar bıraktım. Daha sonra o şekilde güzel görünmediğini düşünüp sonraki kaselerde hiç boşluk bırakmadan yan yana küçük yuvarlaklar halinde püremi sıktım. Her şey hazırsa sunuma geçebiliriz artık. İlk olarak küpler halinde lokum kıvamında pişirdiğimiz bal kabakların üzerine tahin ve ceviz serpelim. Bu şekilde sunumunu yapabiliriz. Yine muhallebilerin üzerine de aynı şekilde tahin ve ceviz serperek sunabiliriz. Gerçekten ikisine de çok yakışıyor. Yorumlar kısmından hangi tatlıyı deneyip beğendiğinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.